Katalonya saldırılarının ardından yürütülen soruşturmanın detayları netleşiyor. Sağ olarak ele geçirilen 4 zanlıdan Muhammed Huli Çemlal'le Diris Vukalir tutuklanırken Sahil El Karib için ek gözaltı süresi verildi. Kambris kentindeki saldırıda kullanılan aracın sahibi Muhammed Ala ise delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Muhammed'in iki kardeşi Yusuf ve Said'in öldürülen saldırganlar arasında bulunduğu bildirilmişti. Ala kardeşlerin babası İbrahim, Muhammed'in saldırıyla ilgisinin bulunmadığını savundu. Muhammed hiçbir şey yapmadı. Sadece arabasını kardeşine ödünç vermiş. Benim de hiçbir şeyden haberim yoktu. Diğer yandan söz konusu aracın saldırıdan yaklaşık bir hafta önce Fransa'nın başkenti Paris'te bulunduğu ortaya çıktı. Fransa ve İspanya İçişleri Bakanları soruşturmayla ilgili işbirliği için Paris'te bir araya gelirken Paris savcısı François Molan saldırganların Fransa'daki olası bağlantılarını araştırdıklarını belirtti. Sanırım hiç kimse saldırganların Paris'e öylece alışveriş yapmak için geldiğini düşünmüyor. Bu seyahatin nedenini öğrenmemiz gerekiyor. Niçin buradalardı? Alan incelemesi mi yaptılar? Bir şey mi aldılar? Yoksa birileriyle mi görüştüler? IŞİD'e bağlı hücrenin merkezi konumundaki Ripoll kentinde saldırganlarla ilişkili adreslerde arama yapıldı. Barcelona ve Cambridge'de düzenlenen saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirmiş, yüzden fazla kişi de yaralanmıştı.